Merhaba sevgili dostlarım. 500 Türk ekranına hoş geldiniz. Dostlarım bu video içinde oyunumuzla alakalı arbeleti incelemeyeceğiz. Tam tersine kapak resminde de olmuş olduğu gibi savaşçıyı inceleyeceğiz ve evrim geçirip savaşçıya döneceğiz. Savaşçıya dönerken savaşçıyla uyumlu olan beceri, pet ve diğer eklenti olan skilllerini de ayarlamaya çalışacağız. Bu oyunda Karakterler hakkında çok fazla soru işareti var. Hangi karakter en güçlüsü? Özellikle sorulardan bir tanesi bu. Ya da hangi karakter daha iyi savunmacı, hangi karakter daha iyi saldırıcı. Bunlarla alakalı birçok kafada soru işaretleri var. Şimdi şöyle bir şey var. Bu oyunda <laughs> ya da farklı oyunlarda hiçbir zaman bir tane karakteri ön plana çekmezler. Tamamen hepsini eşit ve denge üzerine kurarlar. Fakat Sizler oynadıkça oynayış tarzınızla karakterinizi eklemiş olduğunuz bu hitlerle, eklentilerle, özelliklerle karakteri ön plana çıkartabilirsiniz. Fakat diyorum bu oyunda farklı bir eklenti var. Karşı saldırı yani savaşçının kendi has özelliği olan karşı saldırı özelliği. Şimdi karşı saldırının tanımı nedir? Mesela arbelet, büyücü ya da şifacı ya da normal okçu. Eğer Karşı saldırı özelliğine sahip olan savaşçıya saldırı yani bir yumruk vurduğu zaman yumruk bu merak gibi geri sekip tekrardan kendine doğru bir dönüyor. Yani bu merak gibi attığın zaman geri geliyor. Karşı saldırı özelliği tamamen bundan ibaret. Peki bu karşı saldırıyı hangi alanlarda ele alıp hangi alanlarda iyi değerlendirebiliriz? Onunla alakalı da geniş şapta sizlere ayrıntılı video çekerim düzenlerim. Bu video içerisinde kısmi olarak değineceğim. Şimdi öncelikle evrimimizi bir tamamlayalım. Evrim aşamasında 3 farklı ana karakter var. Okçunun ayrıntıları var. Arbelet gibi büyücünün ayrıntıları var. Şaman gibi savaşçının da ayrıntıları var. Baltalı savaşçı, kılıçlı savaşçı. İki farklı karakter tipi var. Fakat her iki karakter tipinin de kendine ait has ana özellikleri olsa da birbirleriyle uyumlu olan okçuysa okçuyla alakalı, büyücü ise büyücüyle alakalı, savaşçı ise savaşçıyla alakalı yine aynı şekilde paralel olarak birleşiyor. Bilginiz olsun. Şimdi biliyorsunuz ki benim ana oyunum okçu. O yüzden burada okçuyu seçmeyeceğim. Bir arkadaşımız oyunu bırakmıştı bana hesabını vermişti diye size söylemiştim ya. İşte o hesabı savaşçıya çevirip savaşçı olarak devam ettireceğim sizlerle birlikte. İlerleyen zamanda ikisinden birini yine büyücüye çeviririz, büyücü de değerlendiririz. Büyücü alakalı da oyun içerisinde gerek Discord'da gerek e, YouTube'la alakalı henüz daha yorumlar kısmında olmasa da çoğunluk olarak Discord ve oyun içinde sorular geliyor. Büyücü alakalı rehber videosu düzenleyebilir misin? Tabi bunu da ele alırız fakat öncelik savaşçı çünkü savaşçı ve okçu çok fazla kullanılan iki karakter olduğu için savaşçı ve okçu üzerinde şimdilik ilerlemeye devam edelim. Ekstra büyücü ile alakalı da ayrıntıları veririm. <laughs> Şimdi savaşçı kısmına geldik. Savaşçıyı seçiyoruz. Savaşçıyı seçtiğimiz zaman bize diyor ki ilk daha savaşçı kısmında karşı saldırı artışı yüzde artış. Temel sal karşı saldırı kaç sayısı artışı yüzde otuz. Şimdi normal bir saldırı tipi var. Bir de kaç sayı saldırı tipi var. Bunlarla alakalı da ayrıntılara değineceğim. Kafanızdaki Soru işaretlerini umarım bu video içerisinde kırmış olurum. Eğer kırdıysam da soru işaretlerini anladıysanız çok net bir şekilde yorumlar kısmında bana geri bildirim yapın. Ben de bundan dolayı bilgilendirilmiş olayım. Şimdi seni seçtim diyorum. Savaşçı kısmını seçiyorum. Güçlere takılma. 176K falan güç verdi. Kesinlikle bu oyunda güce takılmayın. Gücün yüksek olmasına takılmayın. Benden 3-5 milyonluk karakterleri tek atıyorum ya da 2 3 vuruş atıyorum. Gücü benden 3 5 milyon fazla olmasına rağmen neden? Çünkü ana istatistiklerin tam oturaklı ve eş değerde ilerliyor. Aynı zamanda tabletten de oyun açık. Şimdi sunucu savaşında düşman geldi. Şeker Diyarı'ndaymış. Göremedim şeyi. Tamam. şimdi savaşçının birinci evremini tamamladık. Uzun kılıç Silah türü uzun kılıç. Tanıtımı ne bu savaşçının? Bu savaşçıyla devam edersek savunma ve karşı saldırı odaklı bir sa savaşçımız var elimizde. Evrime devam et diyorum. Kılıç ustası mı, baltalı savaşçı mı? Genellikle baltalı savaşçı tercih ediliyor. Ben de genel olarak tercih edildiği için baltalı savaşçı üzerinden devam edeceğim. Şimdi baltalı savaşçıyı seçtiğimiz zaman karşı saldırı hasarı %40 artıyor. Şimdi ilk başta bize ne demişti? Karşı saldırı artışı %30 artıyor. Ekstra olarak karşı saldırı hasarı diyor. Bak ikisi ayrı. Biri direkt ana saldırı, diğeri de ana saldırının vermiş olduğu hasar tipi %40 arttırıyor. Altında ekstra kat sayısı var. Yani 3 farklı saldırı tipi ekstra eklendi. Bunlarla alakalı ayrıntılara devam edeceğiz bu video içinde. Şimdi baltalı savaşçıyı seçtim diyorum. Güzel. Ee, seçtik. Şimdi evrime devam et diyorum. Artık burada çılgın savaşçı açıldı. Onu seçeceğiz. O bize ne diyor? Saldırı alındığında %80 temel saldırı hasarı geri yansıtılır. Bak şimdi ne demiştik? Bu oyunda farklı bir özellik var savaşçıyla alakalı karşı saldırı tipinde. Bu merak tarzı. Yani diyor ki bana şimdi Arbelet'in özelliği ne abi? Arbelet çok fazla yüksek hasar vurabilme özelliğine sahip iken aynı zamanda zayıf savunma özelliğine sahiptir. Her oyunda bu geçerlidir. Her oyunda dizayn bu şekilde yapılır. Yani arbelet kritik vuruş bonusu ile kritik vuruş kat sayısı saldırı kat sayısı ile kritik vuruş kat sayısı ile combo saldırı combo kat sayısı ile çok fazla yüksek rakamlarda saldırı gerçekleştirir. Karşımda 2 milyonluk adam yağ gibi eriyor. Tek vuruş, iki vuruş yağ gibi can bir anda sıfırlanıyor. Niye? Çünkü yüksek saldırı ile saldırıyorum. Fakat sav, savunma tipim zayıf. Fakat burada çılgın savaşçı da bize diyor ki sen diyor saldırı aldığında %80 temel saldırı hasarı geri yansıtılır. Yani Arbelet bana yüksek hasar vurduğunda ona %80 temel saldırı hasarım geri yansıyor. Seni seçtim diyorum. Evet. Evrime devam et diyorum. Artık savaş çılgınlığına geçtik. Çılgın savaşçı, savaş çılgını. Yani çılgın bu adam ama savaşçı. Savaş çılgını ya. Yani savaşlarda çılgınlık yapıyor bu adam. Çılgın savaşçıdan savaş çılgınlığına geçiş yapıyoruz. Özellik neymiş? Her %10 sağlık kaybında saldırı %3 artar. Yani arbeletle karşı karşıya geldiğimiz zaman arbelet sağlığımızı her %10 indirdiğinde bizim saldırı tipimiz %3 artıyor. Seni seçtim diyorum. Evet, artık evrim tamamlandı. Uyandırma kısmı açıldı. Uyandırma kısmı ile alakalı da burada ekstra bir artış gösteriyor. Saldırı aldığında %60 temel saldırı hasarı geri yansıtılır. %80'de 2'ye katladı bunu. %60'a çıktı. Yani %100'ün üstünde ekstra bir de 60 rakam da var. Temel saldırı hasarı geri yansıtılır. Tamamen ölümsüz bir varlık haline geliyor. Tabi eğer istatistikler doğru orantılı şekilde ayarlandığı takdirde. Abuk subuk şeyleri üzerine koyarsanız yük bindirmiş olursunuz. Ekstra yük de rakibin ee, doğru hasar alması gerekirken ekstra yükten eklentilerle yanlış hasarlar da verip zaman kaybından dolayı doğru hasarı yapmamakla savaşı mağlubiyet olarak tamamlayabilirsiniz. Bu çok kötü olur. O yüzden doğru istatistiklerle savaşçınızı gerek diğer klaslarınızı karakterlerinizi donatın. Ekstra bir şey koymayın güç artsın diye koymayın. Evet faydasını görüyorsunuz ama yani olması gereken faydayı görmek varken neden yan taraftan %25'lik ekstra bizimle alakası olmayan faydaları görelim ki. Olması gereken neyse o olmalı. Şimdi geldik. E, beceri kısmına. Burada PV yazıyor. Bunlarla alakalı değişimler olacak çünkü Arbelet üzerinde kuruluydu. E, bunların değişimleri sağlanacak. Bunların hepsini bir sıfırlıyorum. Şimdi evrim kısmını tamamladık. Evrim kısmını tamamladık. Şimdi geldik buraya. Bu her karakterde klasta olması gereken beceri skili olarak ele alıyorum. Çünkü diyor ki duman bombası fırlatıyor. %2285 alan hasarı veriyor ve alan içindeki hedeflerin aldığı hasarı %30 arttırır. Yani hasar kapılarının ardına kadar açıyor. Girebildiğin kadar o kapıdan gir. O kapıdan girebildiğin kadar gir. Şimdi bu önemli bir şey. Benim arbalete bir türlü gelmedi. <laughs> Altın renkli şimşek çağırıyor. 5829 hasar veriyor. Alan hasarı değil bak tekli hasar. Ve kendisini 3 saniye boyunca hasara karşı bağışıklık kazandırıyor. İşte burada yani ee, siz kapıları açtınız. Hasarı verdiniz. %3 bağışıklık kazandınız. Rakip %3 yani 3 saniye boyunca bekliyor. Eğer rakipte sizi silahlaştırma becerisi yoksa siz hasara devam edersiniz. Fakat rakipte varsa %3 bağışıklık ile %3 yüzde %3 diyorum. 3 saniye bağışıklık ile şimşekte olan özellikle ile silahlaştırmada olan 3 saniye boyunca silahsızlaştırma özelliği dengeleniyor. Yani her iki rakipte 3 saniye bekliyor. Fakat şöyle bir ayrıntı var şimşekte. Şimşek rakibin kalkanını kırıyor. Senin kalkanın biraz devam ediyor. Bir 5 saniye, bir saniye duruma göre devam ediyor. Senin vericin hasar tiplerine göre. Burada bu sefer şimşeği kullanan daha e, oturaklı bir şekilde değil de bir adım öne çıkıyor diyelim. Şimdi burada zaten ben 3 saniye boyunca hasara karşı bağışıklık aldım. Yani rakibin bana 3 saniye vurmasını engelledim. Aynı zamanda rakibi de 3 saniye boyunca silahsızlaştırıyorum. Başka ne özelliği kullanabiliriz? Şimdi savaşçı ile alakalı özelliklerimizi bir inceleyelim. Şu e, şeylere geçelim. Mesela burada ne diyor? En yakın hedefe 1713 hasar verir ve kendi normal saldırı hasarını 130 arttırır. Bunu şimdilik kullanalım. Bir de e, normal saldırı hızını arttırır diyor. Şimdi normal saldırı hızı derken yani şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz, ağır çok hızlı fazla ok atması için hız kullanılabilir, tercih edilebilir, tercih edilmesi gereken becerilerden bir tanesi. Fakat savaşta ne kadar kullanılması gerekli, onu şu an kestiremedim. Önce bir becerilerimizi inceleyelim. Doğru olan beceriyi bulduğumuzda takarız. Bulamazsak hızı takabiliriz. Burada mesela bir kalkan kullanabiliriz. Sağlık basma. Birçok oyuncu ama benim sağlığım azalmasın ama ben ölmeyeyim uzun sürekli saldırı gerçekleştireyim uzun süre hayata kalayım diye çok fazla e, can verici petler beceriler kullanılıyor. Bunu öncelik olarak görmeyin bunu sonraki eklentiler olarak listeye alın sonraki eklentiler olarak kullanılması gereken durumlarda kullanırsınız. Şu an mesela benim arbelette bu bende işe yaramıyor. Karşımdaki rakip bana az vurması ve e, savaşın uzun soluklu olabilmesi için olabilmesi gerekir ki ben de bu can basmayla devam ettireyim sürekli canımı arttırayım. Fakat ben de bu işe yaramıyor. Kalkan da bende işe yaramıyor. Neden? Çünkü çok fazla şimşek çıkıyor oyunculara. Benim kalkanı kırıyor. Yani ben de kalkan işlevsiz. arbelette Savaşçı ile alakalı sizlerde de aynı şekilde oluyorsa. Bunu çıkarıp bunun yerine hasar verici becerileri, skillleri kullanabilirsiniz. Şimdi geldik buraya. <laughs> Kaktüs fırlatır. %2416 alan hasarı verir ve alan içindeki hedeflerin saldırısı hızını Bak şimdi burada bir yazım hatası mı var devrik cümle mi kullanmış tam bunu kestiremedim Hani şurada saldırısı ve o araya V koyarsak saldırısı ve hızını yani iki özelliğini %40 azaltır diyor Bunu kestiremedim bunun doğru yani okunması gereken hali ne ise eğer biliyorsanız gerçekten yani bildiğinizden eminseniz yorumlar kısmında bildiğin ki ben de bilgimi güncellemiş olayım sizlerin yardımıyla burada şu an e, saldırısı hızını yani burada bir devrik cümle var saldırısı ve hızını demiş olsa tamam derim amenna kaktüs fırlatıyor alan hasarı veriyor ve alan içindeki hedeflerin saldırısı hızını yüzde 40 azaltıyor. Bunu kullanıyorum. Bunu kullanıyorum. Hatta şöyle bunu direkt buraya tercih ediyorum. Son kısım kaldı. Şimdi burada bir baş döndürücü büyü var. Zehirli sis püskürtüyor. 3291 alan hasarı yapıyor ve alan içindeki hedeflerin 1.5 saniye boyunca sersemletiyor. Sen zaten 3 saniye silahsızlaştırmışsın. Artı kendinle bağışıklık almışsın 3 saniye. Ekstra buna gerek yok. Ekstra buna gerek yok. Çünkü zaten PvP'lerde hepsi aynı anda kullanıldığı için sen hem bağışıklık alıyorsun hem de karşı tarafı silahsızlaştırıyorsun. O yüzden ikisi yeterli. Ekstra bir şeye gerek yok. Peki ne kullanabiliriz? Şimdi e, Meteor çağırıyor. 1666 alan hasarı yapıyor ve kendi becerilerin %30 ekstra hasar verir. Bu tamamen büyücüyle alakalı. Becerilerle alakalı kısımlar Büyücüyle uyuşuyor. O yüzden bunun bizimle bir alakası yok. Şimdi burada %15 saldırı gücü ekler diyor. Yani savaşçıyla alakalı uyumlu. Bakın bunu ele aldık. Çantaya sepete koyduk bunu. Bunu ele aldık. şimdi takalım bunu. Kendi normal saldırısına %35 ekstra hasar verir ve 5 saniye sürer diyor. Bu da aynı şekilde 5 saniye sürer diyor. Bak bunu kullanabiliriz. Yani renklerine takılmayın. Aa bu efsane ve bu daha iyi özellikle demeyin. Ne olursa olsun renkleri içindeki tanımı önemli. Tanım her zaman önemli. Renklere aldanmayın. Üst versiyonuna aldanmayın. Tanım önemli. Ee, burada karşı saldırıyla ya da savaşçıyla uyumlu halle e, bir özellik varsa onları kullanabiliriz. Eee, alandaki hedefleri yüzde 40 yavaşlatıyor dedi. Tamam. Bu şekilde kalsın. Sizler de bu beceri e, kombinine göre uyum sağlamaya çalışın. Yani anlattığım tanımla alakalı beceriler ekleyin. Elinizde olan becerileri anlatmış olduğum savaşçı özelliğinin has ana özelliklerine uyumlu hale gelebilecek becerileri kullanın. Ya bende de bunları Ben şimdi ne yapacağım? Bu video şimdi benimle alakasız demeyin anlatmış olduğum ana özellik üzerine ben burada elindeki imkanları kullanıyorum. Sizler de anlatmış olduğum ana özellik ile elinizdeki imkanları kullanacaksınız. Beceri kısmı tamam. Şimdi geldik pet kısmına. Petlerin hepsini boşaltıyorum. Öncelik bu. Neden bu? Çünkü savaşçılıkla alakalı. Ana özellik demiştim ya. Karşı saldırı artışı %8 diyor. Eğer bunun bir üst versiyonu çıkacak olursa etkinliklerde alınıyor. Direkt bunu kullanırsınız. Karşı saldırı artışı hatta imkanınız varsa bunu almanızı tavsiye ederim eğer savaşçıyı gerçekten oynayacaksanız. Savaşçıdan emin değilseniz, farklı bir karaktere geçecekseniz yine de almanızı tavsiye ederim. Çünkü her ne kadar bizler ana karakterimiz belli olup belli bir zaman harcayıp ilerlesek de ilerleyen zamanlarda karakter değiştirme evrim yapmak gerekiyor hangisi seninle uyumlu ona göre ee, bunu alırsınız şimdi burada diyor ki combo saldırı artışı diyor bizde, bizde komboluk bir durum yok sağlık iyileştirme bak bunlardan uzak durun hasar azaltma artışı yüzde 5 dedi geyik var mı var çok güzel Hasar azaltma artışı da %15 geldi. Şimdi burada e, aktif beceri enerji geri kazanımı %25 daha hızlı diyor. Yani aktif beceri derken hem bunları kastediyor hem de sınıf içerisindeki bunları kastediyor. Bilginiz olsun bunu kullanabilirsiniz. Ekstra kullanması gereken bir şey varsa kullanabilirsiniz. Mesela düşmanın saldırı hızını. Mesela bir arbeletle pvp mi yapacaksınız. Arenada arbelete mi saldıracaksınız? Düşmanın saldırı hızını direkt %15 azaltabilirsiniz. Aktif beceriyi kullandıktan sonra düşmanı patlatarak %150-100-200 hasar veriliyor. Bak her üç normal saldırıda hedefe ekstra olarak %30 hasar veriliyor kullanılabilir. Normal saldırı hasarı artışı tavuk. Tavuk usta neredesin? Buradasın. Gel buraya. Şimdilik seni kullanalım. Normal saldırı hasarımızı arttırdık. 30 değerinde. Bakın fark ettiyseniz saldırı hızlarını kullanmıyorum. Evet gerekli mi? Gerekli. Fakat kullanmıyorum. Önceliği neye veriyorum? Savaşçı ile alakalı yüksek saldırı olabilecek özellikleri harcıyorum. Yoksa kullanacağım. Mesela ejder var. Temel saldırıların temel kritik vuruş hasarı %50, beceri kritik vuruş hasarı %20. Şimdi savaşçı için gerekli mi? Tabii ki gerekli. Kritik yani savaşçıyla uyum haline gelebilir. Arbeletle uyum haline gelebilir. Okçuyla uyum haline gelebilir. Becerilerde de gelebilir. Çünkü becerilerde yüksek hasar veriyorsunuz. Onu kritiğe çevirebilirsiniz. O yüzden burada ejderhayı kullanıyorum. Şimdi Rakibi mesela düşmanı hareket hızını yüzde 40 azaltabilirsiniz. Yani biraz daha yavaş hareket ediyor yani karakter. Böyle biraz daha yavaş hareket ediyor. Onu yüzde 40 azaltabilirsiniz duruma göre. Evet buraya kadar anladıysak videonun da beğenme butonuna basıp destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi şişman şans ejderi ile alakalı bir konuya değinmek istiyorum ekstra olarak. Temel saldırıların temel kritik vuruş hasarı %20, beceri kritik vuruş hasarı %8. Eğer elinizde bu varsa aynı özelliği tekrardan gelsin diye kullanmayın. Gelmiyor yani etkileşim olmuyor. Bu onun üst versiyonu, son versiyonu. O yüzden direkt bu varsa bunu kullanabilirsiniz. Benim arbelette bu yok. Ben bundan istiyorum. Bir de şimşek istiyorum. Arbelette benim şimşek ve bu ejderha gelirse pet ve beceri kombin tamam. Başka ekstra bir özelliğe ihtiyacım kalmıyor. Sadece ikisine ihtiyacım var. Shop kısmında seviyesini 14'e çıkardım beceri ve dostun ama gelmiyor. 3 tane klon geldi. Ya 3 tane klon. Dile kolay ya. Birçok kişinin arayıp da bulamadığı klon 3 tane geldi. Gerçekten tuhaf ya. Diğeri neydi? Hemen şöyle bakıyorum gelen üçüncü. Heh. Kılıç. Kısa kılıç. Hemen şuradan bakıyorum. Bundan da üç tane geldi. İki tane ahtapot geldi. Ya arkadaş şimşekli ejderhayı versene. Bakın. Mesela bu da tamamen savaşçıyla uyumlu alakalı. Görsel olarak ele almıyorum. Hani görsele takılmayın demiştim ya. Görsele takılmayın. Tamamen becerinin, petin ya da farklı eklentilerin tanımına bakın. Tanımına göre hareket edin. Bıçak fırlatma 4663 hasar verir ve hedefin her saniye maksimum sağlık değerinin onda bir kanama yapıyor. Yani e, vampir tarzında onun kanını çekiyor. Her 5 saniyede %1,5 7,5'a tekabül ediyor. 19 saniyede becerin tekrardan aktif edilebilme e, süresi var. Şimdi bizim buradakiler değişti. Kritik vuruş mesela tamam savaşçıyla alakalı uyumlu olabilir. Ee, karşı saldırı bak çok güzel. %5.91 vermiş. Şimdi burada e, bunları kullanırken hangi özelliklerde tutmalıyız? Şimdi biz ne yapmıştık? Evrim yaparken evrimi tamamladık. Son aşamasına geldik. Peki son aşamasında bizim savaş çılgını silah olarak da balta kullanıcısını ana tanımı ne? Şöyle bir okuyalım. Savunma. Savunmayı başa eklemiş. Bakın. Arkadaşlar bu eklentiler rastgele yapılmıyor. Hepsi oturaklı, hesaplı bir şekilde yapılıyor. Dikkatli okuyun. Savunma. Birinci seçenek savunma diyor. Karşı saldırı. ikinci seçenek. Karşı saldırı hasarı saldırısı. Şimdi şöyle bir şey var. Neden bunlar mesela e, random yazılmıyor? Bakın. Random yazılmadığıyla alakalı kanıt da şu. Karşı saldırı hasarı. Yani karşı saldırının hasarını vurabilmek için evvela karşı saldırıyı gerçekleştirmek gerekiyor. Ve bunu neden ikinci kısma seçeneği eklemedi? Üçüncü son seçeneği eklemiş. Çünkü olması gereken birinci ana özellik, ikinci ana özellik ve üçüncü ana özellik olarak oyun yapıcıları bunları değerlendiriyor. Rastgele kafalarına göre takılmıyorlar. Düzenleme, dizayn yapmıyorlar. <laughs> yani benim karşı saldırımın hasarını tetikleyebilmem için karşı saldırıyı gerçekleştirmem gerekiyor. O yüzden karşı saldırıyı ikinci kısma koymuş. Birinci seçenek savunma. Yani burada savunmayı ele alacağız. Karşı saldırıyı ele alacağız ve karşı saldırının hasarını ele alacağız. Ekstra bir tane daha virgül koymuş. O ne? Saldırı. Dördüncü seçenek de saldırı. Saldırıya takılın. Saldırı güzeldir. Ama savunma ve karşı saldırı. Yani sana diyor ki sen diyor savaşçı mı olacaksın? Tamam diyor. Önüne set koy. Tank duruşu yap. Duvar ol. Duvar olduğun zaman karşı taraf sana bu merenka atıp bu merak diyorum çünkü karşı saldırı özelliğine sahibiz. Bize saldırmış olduğu saldırı tipini biz ona geri göndereceğiz ya. Sektireceğiz ya. Sen diyor duvar ol tank ol diyor. Sana diyor karşılık sana diyor saldırı geldiğinde o saldırıyı geri çevir. Savaşçının tanımı işte bu. Balta, savaş çılgının tanımı işte bu. Yani bizim burada e, <gülüyor> adımlarımız <gülüyor> savunma odaklı, karşı saldırı odaklı. Ondan sonra karşı saldırı hasarı odaklı. Saldırı tipi, normal saldırı tipi en son seçeneğimiz. Yani ruhlar alemine gidip ruhlar aleminde bizler burada düzenleme yaparken saldırı bonusu seçeneği var mesela burada. Bunları şuradan gösterebilirim sizlere daha ayrıntılı bir şekilde. Klanla alakalı savaşlarda kullanma kısmından 10.000 yapıp direkt bunu alın. Buradaki becerilere kesinlikle dokunmayın. Kesinlikle dokunmayın. Tamamen ruhlarınızı efsanevi çevirene kadar, çevirene kadar kesinlikle buradaki becerileri kullanmayın. Çünkü zaten kart açarak dost ve beceri elde ediyorsunuz. Şimdi geldik buraya. Normal saldırı hasarı Bakın şimdi normal yani normal saldırının has, yani hasarın olabilmesi için normal saldırıyı yani <laughs> sürdürmek gerekiyor çok pardon karşı saldırı hasarı şimdi şiddetli hasar Bak, hasarın bir de şiddetlisi var yani e, karşı saldırı karşı saldırı hasarı üçüncü seçenekte şiddetli hasar yani karşı saldırıdan hasar eklenince o hasarı da şiddetliye çevirebilecek şiddetli hasar özelliği var. Bak bunların hepsi sıra sıra. Eğer sıralarını karıştırırsanız rakibe nasıl ne şekilde vuracağınıza şaşırırsınız. Rakip de sizi o aşamada indirir. Şimdi Burada Bizim saldırı var. Bu ayarları ben kendim basmadım. Ben oyunu almadan önce arkadaş bunları rastgele basmış. O yüzden bunların hepsi sıfırlanacak. Hepsinin yerine ekstra özellikler gelecek. Şimdi savaş ruhu elde et kısmında bizde 38 adet ruh kristali var. Şimdi ruh kristalini açalım. Umarım kırmızı gelir. Sarı bir tane geldi. Güzel bir tane can geldi. Şimdi neden güzel dedim? Ee, seviyesi basılmış olanlarla onların yerini değiştireceğim. Akşap boyunda hiç şans yok. Buraları ben sonra yaparım. Bunları şimdi sizlere bu video içerisinde yani bu video içerisinde oynayış e, günlük işler oynayış tarzıyla alakalı bir şey çekmiyorum. Tamamen savaşçının tanımıyla alakalı içerik üretiyorum. O yüzden buralarda ekstra bir görev farklı bir, bir işlev yapmayacağım. Farklı bir işlev yapmayacağım. Şimdi <laughs> ruh kısmına geldik. Combo bak bak combo saldırı hasarı bu arkadaş savaşçıyla alakalı bunları düzenlemedi. Okçuyla yani arbalet alakalı bunları düzenledi. O yüzden ben bunları direkt çıkartıyorum. Bunu koyuyorum. Savunma bonusu önemli. Sağlık bonusu Zaten bir seviye savunma bonusunu çıkar bakayım bir. Tamam. Birleştir. Çıkar. 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 Hepsini bir çıkar. Hepsini bir çıkar. Şimdi burada bunu birleştiriyorum. Saldırı bonusu veriyor. Şu an elimde kullanabileceğim en iyi bu var. Keşke karşı saldırıyla alakalı bir e, özellik kullanabilmiş olsaydım. Maalesef kullanamıyoruz şimdilik. Normal saldırı hasarı bak şimdi normal saldırımız var Saldırı bonusu normal saldırı ekstra saldırı hasarı var normal saldırıya hasar ekleyen özelliğimiz var Kombo saldırı hasarı yani tamamen bir Arbeletlerle alakalı bir durum Fakat şimdilik güç arttırsın diye kullanabilirsiniz Ama dediğim gibi Kullanmayı tavsiye etmiyorum Kritik vuruş bonusu önemli Kritik vuruş bonusu önemli. Savunma tipi önemli. Sağlık bonusu önemli. Karşı saldırı hasarı. Bak, karşı saldırı değil, karşı saldırı hasarı. O yüzden bunu kullanıyorum. Kritik hasar direnci. Yani karşı rakipten kritik hasar alırken ona karşı direnç sağlıyoruz. Onun kritik hasarını düşürüyoruz. Ne kadar? %75. Tabi %75 derken yani has ana özellik olarak söylemiyorum. Şimdi geldik kalıntı kısmına. Peki kalıntı kısmında nasıl bir seçeneklerimiz var? Hangileri bizim savaşçıyla alakalı? Kritik vuruş artışı eklenebilir fakat birinci seçenek değil. Combo saldırı artışı geç. Karşı saldırı artışı birinci seçenek işte bu. Kaçınma artışı, beceri kritik vuruş. Becerimiz tamamen büyücüyle alakalı. Fakat elmas maske, karşı saldırı hasarı. Şimdi bunun seviyesini burada arttırmayacağım. Çünkü bunda karşı saldırıyı %10'un üstünde çıkarmayacak. Ee, onu farklı alanda kullanacağım. Aktif beceri kullandıktan sonra şimşek çağırır. Bu aktif beceri neyi tanımlıyor? Bunu. Bakın bunu kastediyor. Bizim normalde 5 farklı beceri tipimiz var. 6. tip... Burada işte ekstra ana özellik olarak yerine geçiyor. Aktif beceri kullanıldıktan sonra şimşek çağırıyor ve %732 hasar veriyor. Bunu arttırabilirsiniz değerlerini. 40'a kadar arkadaş arttırmış. Panda dostun kritik vuruş artışı. Panda dostun. Bak panda dostun senin kritik vuruş artışını demiyor. İyi okumak lazım. Panda dostun kritik vuruş artışı %16. Kar peresi dostunuzu her 12 saniyede bir büyük kar topu atmak üzere ayarlar 861 hasar verir. Geç. Kaktüs dostun combo saldırı oranını. Bak burada beni kastediyor. Oranı. Panda dostun kritik vuruş artışı. Panda dostluğumuzla alakalı bir kritik artış değeri. Kaktüs dostumuz da combo saldırı oranını %32 arttırıyor. Ayrıntılar bu şekilde. Kedi ve geyik dostların hasarını %10 arttırır. Bunu kullanıyorum çünkü ben geyik kullandım. <laughs> Yara sayısı canlı toprak ve mantar kalkanın neden olduğu hasarı %30 arttırır. Biz bunları kullanmadık. Durayın bombası boyutlandırma saldırı ve biraz sakinleş etk etkilerini %30 arttırır. Şimdi bizim beceri kısmında ne vardı? Ee, duman bombası silahsızlaştırma. Biraz sakinleş yok. Baş döndürücü, büyücü. Fırtına geçişi. Biraz sakinleş bu mudur? Evet varmış. Bunu kullanmışız. Biraz sakinleşin ekstra e, neyini arttırıyormuş. Hemen bakalım tekrardan. Duray'ın bombası. Boyutlandırılma, saldırı ve biraz sakinleş etkilerini %30 arttırıyor. Kullanılabilir. Fakat silahsızlaştırmayı kullanmıştık ya baş döndürücü bir de duman bombasını da kullanmıştık ya. İki tane burada kullandık. Etkilerini %50 uzatıyor. Bunu kullanıyoruz. Şimdi burada. Savaş başladıktan sonra rakip kim olursa olsun fark etmeksizin saldırıyı her saniye %1 arttırıyor. Maksimum %10'a kadar yükseliyor. Baş düşmana verilen hasar artışı sadece aşamalarda değil. Lavda, köpekte, her alanda canavarlarla uyumlu çalışıyor. Baş düşman aşamasına girdikten sonra sağlık ilk kez %70 değerinin altına yani tek seferlik alınabilinen kalkan tipini veriyor. 3 saniye boyunca hasara karşı bağışıklık yani kalkan tipi. Baş düşman aşamasına geldiğinde her 5 saniyede bir kaybedilen sağlığın %10 kadarı geri kazanılıyor. Her 5 saniye kullanılmasını tercih etmiyorum. Fakat PvP'lerde kesinlikle bunu aksatmayın, bunu çıkartmaya çalışın. Bunları ilk başta seviyelerini arttırmayın. Önce sizinle uyumlu olan savaşçı okçu, ikisiyle uyumlu olan bir özellikleri ya da hangi karakteri kullanıyorsanız onunla alakalı bütün has olan özellikleri tamamladığınızda seviyelerini arttırabilirsiniz. Burada zaten bu kullanılmış kalıntıyı da bu şekilde sizlere göstermiş oldum. Şimdi burada. E, fırtına geçişi, kısa kılıç kesiyi bunlar bizde yok. Fakat bizde e, şimşek vardı. Şimşek baskını. Şimdi şimşek baskını ile alakalı bir özellik var. Onu çıkarmış mıyız? çıkarım e, klon var. Evet çıkarmışız. Şimşek baskını süresince temel saldırılar yüzde %15 ekstra hasar verir. Bakın şimdi. Direkt bunu kullanıyoruz. Çift seçli ejderha kılığı, yüzgar tanrısın yayı. Kanlı ay düşüşünün neden olduğu hasarı bu tamamen arbeletle alakalı bir özellikti. Biz savaşçıya, çılgın baltacıya, çılgın savaşçıya döndüğümüz için şimşek de baskını elimizde olduğu için ekstra buna temel saldırı değerinde %15 hasar ekliyor. Bu şekilde bilginiz olsun. Burası kapalı. Şimdi burada 62.200 var. Ee, burada Belirsiz kaderin ekstra %80 hasar vermesini sağlıyor. Açılmayan bir özellik bizimle uyumlu olabilecek bir şey var mı? <laughs> Altın bomba, slime mermisi, meteor, şarap el etkilerini %30 arttırıyor. 100 darbe, 1000 kilit, evrensel atarot, yıldız dizilme etkilerinin süresini arttırıyor. Bunlar şimdilik önemsiz. Şu an bunları kullanmamı gerektiren bir durum yok. Fakat kedi ve geyik dostların hasarını, benim hasarımı %10 arttırıyor. Burada bunu 100 yaptığın zaman ekstra güç katlanıyor diyorlar. Yapmadığım için denemediğim için bilmiyorum, o aşamaya ulaşmadığım için bilmiyorum. Yapanlarınız varsa yorumlar kısmında yine ben bilgilenmesini değerlendirin. Ben direkt hasarımı %10'u arttırmakla Aktif beceri kullandıktan sonra şimşek çağırır 732 hasar veriri kullanacağım. Fakat öncelik buna basacağım biraz. Bunu 60 yapıyorum 981'e çıktı. Dur. 1000'in üstüne çıksın tamam 62 oldu. %1000 hasar veriyor. Bunu da arttırıyorum bakın %10'dan. %14'e çıktı. Bunların ikisini kullandık. Karşı saldırı artışımızı yaptık. Şimdi karşı saldırımız %69'da çıktı. Burada düşmemiz gereken çok farklı çok fazla özellikler var. Çünkü yani arbaletten savaşçıya döndüğün zaman e, arbaletle alakalı has özellikleri ortadan kaldırmak gerekiyor. 40.572 adet e, lambamız var. O lambaları da e, basabiliriz. 24'e geçtiğimizde yani e, yıldızlı açılıyor fakat ben basmayı tercih ediyorum. Beklemeyeceğim yıldızlığı. Çünkü benim için önemli olan görüntü değil. Sizler için de önemli olan görüntü olmasın. Sizler için önemli olan görüntü şu alt seçenekte karşı saldırı özelliği. Sersemletme olabilir. Bakın sersemletme ana özellik değil. Fakat yan özellikler olarak ele alınabilir. Rakip sersemlediğinde onu indirebilirsiniz. Tombo önemli değil karşı saldırı, combo saldırısı. Bak bunların hepsini düşeceğiz. Kritik vuruş, kaçınma. Bunların hepsini düşeceğiz. Karşı saldırıyı buraya ekleyeceğiz. Karşı saldırının yanına kritik vuruşu ekleyebilirsiniz. Karşı saldırının yanına kaçınmayı ekleyebilirsiniz. Sersemletmeyi ekleyebilirsiniz. Her ne kadar ana özellik olarak ele alınmamış olsa da yan özellik olarak da bunlardan faydalanabiliyoruz. Fakat yan özellik olarak faydalanabiliyoruz derken de kalkıp gidip komboyu eklemeyin. Beceriyi eklemeyin. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Fakat sizin zaten kritik tamamlayacak. Kritik size ekstra yan özellik olarak tamamlayacak. Başka savaşçı ile alakalı böyle hemen videoyu sonlandırmadan önce bir etrafı inceleyelim. Neler yapabiliriz ve tabii ki yapabileceğimiz bir şeyi bulduk. Şimdi bu yüzeye girmiyorum. Yüzük biraz daha uzun vadeli bir iş. Burada şans oranına göre artış sağlıyoruz. Seçenek mi seçenek yok. Binek etkinliği ile alakalı burası şimdi biriksin. Zaten 1400 yani bassam basmasam da sıkıntı yok. Fakat bu da sonuçta gelişim sürecinde olduğu için bunun da ihtiyacı var. Şimdi burada 352 adet e, neyimiz var? Tüy paramız var. Bu e, tüyleri bize diyor ki tüm tüyler 60 seviyeye ulaştığında açılır. Şimdi açılır derken sadece görüntü değişimle alakalı bir söz konu olmadığının düşüncesindeyim. Görüntüyle beraber ekstra özelliklerin de eklenebileceği yani temel saldırıların yüzdelik değerlerin de artış göstereceği düşüncesindeyim, inancındayım ve o şekilde umut ediyorum. Umarım o şekilde gerçekleşir. Sadece görüntü değişmez. Şimdi burada basıyorum 37'ye. Bugün günlük işlerini yapmadı, yaptığı takdirde tekrardan video dışında basarım şu an. Video içerisinde başta bahsetmiş olduğum gibi öncelik ee, tanım. Şimdi geldik buraya. Sırt takı yeteneğine. Şimdi sırt takı video uzun sürüyor fakat uzun sürmesine rağmen dolu dolu vitaminler barındırıyor. C vitaminleri barındırıyor. O yüzden videoyu atlayarak izlerseniz atlayarak izlediğiniz takdirde hangi sahneye denk geldiyseniz oradan bilgi almış olursunuz. Biraz zamanınızı verirsiniz. Eğer bu oyunu oynuyorsanız arkadaş bu oyunu oynuyorsan bu oyuna bir zaman veriyorsan Oyunla alakalı doğru orantılı adım atabilmek için gerekli e, bu tür tanımları da incelemenizi ve araştırmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi direkt olayımıza dönelim. Bunların hepsini sıfırlıyorum. Bunların hepsini sıfırladım. Şimdi elimde 221 adet ilahi tüy parası var. Şimdi bize ne diyordu? Savunma. Karşı saldırı karşı saldırı hasarı ve normal saldırı. Şimdi normal saldırı evet önemli yani saldırı tipi önemli. Fakat bizim tank odaklı ve karşı saldırı odaklı oynamamız gerekiyor. Sen eline kılıcı alıp Allah 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 diye koşarsan seni okçular indirir. Fakat sen stratejik davranıp kalkanı önüne çekersen Kılıcı da yan eline alırsan oklara karşı savunma yaparken kılıcını da yandan yandan sallayabilirsin. Yani hem savunma tipini gerçekleştirmiş, hem de saldırı tipini gerçekleştirmiş oluyorsun. Unutma. <laughs> o yüzden burada savunma tipine vermeden önce sizlere burada e, göstermek istiyorum. Saldırı güçlendirme var. Dost hasar azaltma güçlendirmesi var. Beceri hasar azaltma güçlendirmesi var. Bu sağlık. Bu ne diyor bize? Kaçınma diyor. Normal saldırı hasarı azaltma güçlendirmesi. Karşı saldırı hasar azaltma güçlendirmesi. Tamamen savaşçıya karşı bir e, savunma tipi. Burada ben saldırı ve savunma odaklı gideceğim. Karşı saldırı hasar azaltma güçlendirmesi. E, ya bir yerde ben Karşı saldırı okumuştum. Kaçınma yok sayma. Beceri hasarı. Bu can. Saldırı güçlendirme. Sonsuz patlama. Bak bir tane seviye atlatılabiliyor. Ekstra bir özellikmiş. Sağlık ilk kez %20'nin altına düştüğünde beceri yenileme hızı %0 daha hızlı artar. 5 saniye sürer. mevcut olan bu. Sonraki mevcut ben de sıfır deyince biraz dondum kaldım. Mevcut olan bu. Sonraki seviye sağlık ilk kez %20'nin altına düştüğünde beceri yenileme hızı %100 daha hızlı artar. 5 saniye sürer. 5 saniye boyunca %100 daha hızlı artıyor. Yani tekrardan tetiklenmesini sağlayabilecek potansiyele getiriyor. Be beceri şiddetli hasar. Büyücüyle alakalı. Sersemletme süresini güçlendirme. Kaçınma yok sayma. Normal saldırı hasar azaltma güçlendirmesi. Saldırı güçlendirme. Karşı saldırı yok sayma. Bakın. Savaşçının işini bitiren. Savaşçının yani karşı e, dojlamasını sağlayacak. Yani mesela skill dojladı deriz ya. Boşa gitti. Karşı saldırıyı dojlayacak. Burada özellik var. Dikkat edin bu tuzaklara düşmeyin. Evet. Şimdi burada saldırı ve savunma odaklı gideceğiz. Savunmayı ön plana alacağım biraz. 3 tane buna basıyorum. Dur. 5 tane basıyorum. Burada işte büyücü kısmında illa büyücülü alakalı değil. Sana burada ekstra özellikler veriyor. Savaş çılgını, çılgın savaş, okçuluk, büyücü. Fakat hepsi de aynı ilerliyor. Sadece yerleri farklı, Normal saldırı hasarı azaltma. Dost hasarı güçlendirme. Yükseliş. Bakın burada ekstra savaşçı ile alakalı özellikleri de veriyor. Hani okçu derken okçuya has ana özellik de ekliyor. Fakat yine aynı yanında savaşla okçuyla büyücü alakalı ekstra yine özellikleri ekliyor. Nasıl burada saldırı, saldırı savunma sağlık varsa burada da aynı şekilde savunma saldırı ve sağlık var. Şimdi bizim burada savaşçı kısmında kaçınma var. Demiştim ya yan ana özellik. Ana özellik tanımında her ne kadar olmasa da yan ana özellik var. Karşı saldırı hasarı var. Vahşi. Sağlık değeri %20'nin altına düştüğünde saldırı %10, saldırı hızını %10 ve temel şiddetli hasarı %10 arttırıyor. Bu şekilde ele alabilirsiniz. Bomba saldırı hasarı azaltma, kaçınma. Karşı saldırı hasarı. Sağlık güçlendirme, kaçınma yok sayma. Karşı saldırı geri kazanma. Ne diyor? Her 5 karşı saldırıda maksimum sağlığın yüzde sıfır nokta bilmem kaçını geri kazandırıyor. Yani e, karşı saldırı geri kazandırma derken e, sadece burada sağlıkla alakalı konuyu ele alıyor. Karşı saldırı geri kazanma. Yani karşı saldırı Iı, ıı, tetiklenmedi. Tetiklenmesini geri kazanma değil. Tamamen sağlığın yüzde bilmem kaç değerini 0.05'i geri kazandırıyor. Bomba saldırı yok sayma. Savunma güçlendirme. Bomba saldırı hasar azaltma. Tamam. Saldırı güçlendirme tamam. Şimdi saldırı güçlendirme kısmından beşer beşer veriyorum. Buradan da savunma tipine veriyorum. İki tane savunma tipi. Elimde 167 kaldı. 10 yaptım. 10 yaptım. 10 yaptım. 10 yaptım. Yani ben bu adamı tank yapacağım. Harp meydanında meydanlara atırıp oralara buralara böyle Leylek gibi böyle zıplayan, kaçan, savaşan daldan dala konan bir savaşçı olmayacak. Adım yere bastığı zaman, ayağını yere bastığı zaman toprak sallanacak, toprak sarsacak. Tank olacak. Şimdi geldik buraya. İki tane savunma, bir tane saldırı tipi gerçekleştirmiştik. Tabi bizim için bizim sağlığa da ihtiyacımız var, sağlıktan da. 5 veriyorum Hepsi 5 olmayacak Buradan 5 veriyorum Buradan da saldırıya geçiyorum Bunları tekrardan duruma göre değiştireceğim yani bunlar bu şekilde ben şimdi bastım ömür billah bu şekilde olacak diye bir şey yok Yine aynı Itemlerin Şeyden heykelden gelen kalıntıdan gelen oradan buradan gelen özelliklere göre bunlar yine değişecek Sizler de bunları değiştireceksiniz. Yani ömür billah bu şekilde kalmayacak. Buraya 6 verdik. Neyse. Buradan da e, bunu verelim. 6 yapalım. 4 tane kaldı. Şimdi 4 taneyi de burada e, 2 tane buraya veriyorum. Buradan da 2 tane buraya veriyorum. Şimdilik bu şekilde bunları kullandım. Şimdi ne oldu usta? <laughs> 29 milyon saldırı var. 15 milyon savunmamız var. 1 milyon da sağlığımız var. 998. 1 milyon saldırı tipimiz var. Şimdi başka incelememiz gereken hangi nokta hangi kısımlar var? Buralar zaten has ana özellik değerleri. Heh geldik buraya. Kutsal eser büyüsü. 48 dakikalık bir video olmuş. Bu kutsal eser büyüsünü... Bir sonraki videoda sizlere aktarayım. Aktarırken de geniş çapta e, olabilir ya da ayrı ayrı derseniz yorumlar kısmında yazın. Ayrı ayrı derseniz savaşçıyla ayrı, okçuyla ayrı, büyücüyle ayrı burada sizlere tanım yapabilirim. Arkadaşlar videomuz şimdilik bu şekilde kalsın diyorum çünkü yani 49 dakika oldu çok da uzun olmasın. Bir sonraki videoda ekstra bunu da ekleyeceğim sözüm olsun. İlki verdi demiş. Ben ne vermişim? Ben bir şey vermedim. Ee, aşama kısmında 20.704'teyim. Yani bo birleşmeden sonra artık ölçüsüzde geçtim. Ölçüsüz kısmındayım. <laughs> Ölçüsüz kısmındayım. Ölçüsüz 25 5'in birindeyim. Zaten klan aşamasında birinci yüz Türkiye ismi olarak sunucular arasında bu oyun 200. Bu oyun kaçıncıymış? 8. Neyse bunlarla bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Burada uzatmak gerekirken onu anlatsam daha iyi olur. Evet arkadaşlar videonun beğenme butonuna basıp destek olursanız sevinirim. Aynı zamanda arkadaşlarınızla paylaşın ve yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazın. Atlayarak izlemeyin. Atlayarak izlerseniz atladığınız kısımlarda hangi sahneden gelirseniz o kısımdan vitamin almış olursunuz. Eksik vitamin almış olursunuz. Oturun, zamanınızı verin, izleyin ve alması gereken vitaminler alın. Bir sonraki farklı içerimizde görüşmek üzere sevgiyle kalın.